Evde kal, hareketli kal. Yaş almış bireyler için orta seviye egzersizler. Önemli uyarı. Sayacağım durumlardan herhangi birisine sahipseniz lütfen fizyoterapistinize ve doktorunuza danışın. Baş dönmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı ya da basınç hissi, 38 derecenin üzerinde ateş, iyileşmeyen yaralar, herhangi bir eklemde ani başlamış şişlik, yeni geçirilmiş cerrahi, kontrol edilemeyen tansiyon problemi. Sizlere sunulan egzersizler orta seviyeli egzersizler olup uygulaması kolay ve güvenli egzersizlerdir. Egzersizleri uygularken kaslarda bıçaklanır tarzda ağrı ya da hareket ile karşılaşırsanız lütfen devam etmeden fizyoterapistinize ve doktorunuza danışınız. Egzersizleri yaparken asla nefesinizi tutmayın. Egzersizleri yaparken ağrı, rahatsızlık hissi ve aşırı zorlanma hissediyorsanız egzersizi yanlış yapıyor olabilirsiniz. Egzersizi doğru yaptığınızdan emin olun. Ağrıya rağmen egzersiz yapmayın. Ağrı sizin korumanızdır. Korumanızla ters düşmeyin. Hareketlere yavaş yavaş başlayıp kendinizi güvende hissettikçe hızınızı arttırabilirsiniz. Güvenli bir ortamda egzersizleri yaptığınızdan emin olun. Kaygan zemin, sağlam olmayan sandalye kullanımına dikkat. Egzersiz sırasında ve sonrasında su içmeye özen gösterelim. Gün içinde bol bol sıvı tüketimini unutmayalım. Yemeklerden en az bir saat sonra egzersizleri yapın. Açken egzersiz yapmayın. Rahat ve uygun kıyafetler giyin. Hazırsanız başlayabiliriz. Orta şiddetli aerobik egzersize başlamaya hazır mıyız? Eğer hazırsak başlamadan önce göz önünde bulundurmamız gereken birkaç noktaya değinelim. Aktivite düzeyiniz düşükse en az 10 dakika ile başlamayı hedefleyebilirsiniz. Orta şiddetli aerobik egzersiz haftada minimum 150 dakika önerilmektedir. 10 dakika ile başlayıp günde 3 set yaptığınız bu 10 dakikalık egzersizlerle 30 dakikayı tamamlamayı hedefleyebilirsiniz. Peki egzersiz şiddetimi nasıl belirleyeceğim? Egzersiz şiddetini belirlemek için çok kolay bir test olan konuşma testini yapabiliriz. Bu test için herhangi bir alet kullanmaya ya da ölçmeye gerek yok. Göreceli bir test olan konuşma testinde nefes alıp verme ve terlemeniz sırasında cümle kurmanızı değerlendiriyoruz. Eforlu olacaksınız ama bir cümleyi tamamlayabileceğiniz şekilde eforunuz olması gerekiyor. Örnek olarak şöyle: bu akşam acaba akşam yemeğinde ne yapsam gibi bir cümleyi tamamlayabilmeniz ama biraz hızlanmış bir nefese sahip olmanız gerekiyor. Yani cümle kurabileceksiniz ama egzersiz yaparken şarkı söyleyemeyeceksiniz. Eforunuzu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Egzersizlere başlamadan önce yaklaşık 3 dakika oturduğumuz yerde marş egzersiziyle ısınmak amacıyla başlayacağız. Daha sonra izleyeceğiniz egzersizleri 10-15 tekrar yapacak gibi düşünebilirsiniz. Bu hareket sayısını tamamlayamıyorsanız yapabildiğiniz kadarını yapın ve kendinizi konuşma testini uygulayarak gözden geçirin. Orta şiddetli aerobik egzersiz yapmaya hazır mıyız? O halde başlayalım. Bu egzersizler yaş almış bireyler için hazırlandığı için egzersizler sandalye üzerinde gerçekleştirilmiştir. Aerobik seviyenizin ya da fonksiyonel düzeyinizin yüksek olduğunu düşünüyorsanız aynı egzersizleri ayakta da uygulayabilirsiniz. Egzersizimize başlamadan önce 2-3 dakikalık ısınma yapmamız gerekiyor. Böylelikle kan akımını hızlandırıp vücut ısısını arttırmayı hedefliyoruz. Şimdi sandalyede dik olarak oturuyoruz ve marş hareketiyle başlıyoruz. Bir sağ, bir sol. Tempolu bir şekilde hareketimize devam ediyoruz. Unutmayın, egzersiz şiddetini konuşma testiyle gerçekleştirebilirsiniz. Eforlu olacaksınız, ancak bir cümle kurmayı tamamlayabileceksiniz.
Isınmayı tamamladıktan sonra ilk egzersizimizde topuklarımızı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Bu hareketi yaparken sağ ve sol ayaklarımızı senkronize bir şekilde sırayla gerçekleştiriyoruz. Bu hareketi eforumuzu ayarlayarak 10-15 tekrar yapacak gibi hızımızı konuşma testini göz önünde bulundurarak ayarlayabiliriz. Harekete devam ederken bu sefer kollarımızı da işin içine alıyoruz. Kollarımızı yukarıya doğru uzatarak sanki postacı yürüyüşü yapıyormuş gibi topuklarımızı kaldırarak el ve kol senkronizasyonu ile hareketimize devam ediyoruz. Hareketi yapabilirsek 15 ya da 10 tekrar yapabiliriz. Unutmayın, hareket tekrarı sizin kapasitenize bağlı. Nefes alıp vermeyi bırakmayın ve konuşma testiyle kendinizi ölçmeye devam edin. Şimdiki egzersizimizde tempomuzu arttırarak devam ediyoruz. Hareketi biraz daha hızlı yapıyoruz. Ayaklarımızı sırasıyla ileriye doğru uzatıp geri başlangıç pozisyonuna dönerken alkış yapmayla birlikte tempo tutuyoruz. Hızınızı ve hareket sayınızı fonksiyonunuza göre ayarlayabilirsiniz. Unutmayın, 10-15 tekrarlık bir tekrar sayısı yeterli. Bir sonraki harekette tempomuza devam ediyoruz. Bu sefer bacaklar devam ederken aynı şekilde ileriye ve geriye uzatırken kollarımızı yana doğru çekiyoruz. Bir sağa, bir sol tarafa kollarımızı açarak aynı ayak hareketine devam ediyoruz. Çok güzel. Temponuzu düşürmeyin. Nefes alıp vermeye devam edin. Kalp hızınız arttı ve hafif hafif terlemeye başladınız. Çok normal. Orta şiddetli aerobik egzersiz yapıyorsunuz. Şimdiki egzersizimizde tempomuz yüksek bir şekilde devam ediyoruz. Bu seferki egzersizimizde bacaklarımızı yana açıp kapatacağız. Önce bir bacağımızı yana açıp sonra başlangıç pozisyonuna dönüp diğer bacağımızla devam ediyoruz. Ve beraberinde alkış ile birlikte tempo tutuyoruz. Çok güzel. Temponuza devam edin. Nefes alıp verişiniz hızlansın. Hafif hafif terliyorsunuz. Unutmayın, bu egzersizler sadece kalp sağlığınız için değil, aynı zamanda hafızayı koruma, dengenizi geliştirme ve problem çözme gibi yetenekleriniz için de oldukça faydalı. Çok güzel gidiyorsunuz. Evet, biraz eforluyuz ama hızlı da olsa cümle kurabiliyoruz hala. Devam edelim. Bravo. Şimdi egzersizimize devam ederken bu sefer kollarımızı ileriye doğru uzatalım. Bacaklarımızı yana doğru açmaya devam ediyoruz. Eğer kollarınızı yukarıya doğru uzanırken zorlanıyorsanız göğüs hizasında karşıya doğru da uzatabilirsiniz kollarınızı. Sanki basketbol topuyla pas atıyormuş gibi. Tempolu bir şekilde devam ediyoruz. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Tekrar sayısı için 10-15 tekrar yapabilecek şekilde sayabilirsiniz. Bu aerobik bir aktivite. Bu yüzden önemli olan kalp hızınızı istediğimiz orta şiddetli seviyede devam ettirebilmek. Çok güzel. Egzersize devam edelim. Devam ediyoruz. Şimdiki egzersizimizde dizlerimizi karnımıza doğru çekmeye devam ederken sırasıyla kollarımızı da yukarıya doğru senkronize bir şekilde uzatıyoruz. İleriye doğru uzandık. Çok güzel. Çapraz olarak sağ kol sol bacak, sol kol sağ bacak devam ediyoruz. Hareketi 10-15 tekrar olacak şekilde yapabiliriz. Nefes alışverişlerimiz hızlandı. Kalp hızımız arttı. Biraz terliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Konuşma testini yaparak şiddetinizi ayarlayabilirsiniz. Artık egzersizimizin yavaş yavaş son kısmına doğru geldik. Soğumayla birlikte gevşeyerek bu egzersizimizi tamamlayacağız. Şimdi soğuma kısmında marş marş hareketini biraz daha yumuşak bir formda topuklarımızı yukarıya kaldırarak yapalım. Bu hareketi yaparken kollardan da faydalanabiliriz.
Kollarımızı da hareket ettirelim. Unutmayın, soğuma yapıyoruz. Yani hızımızı biraz daha düşürdük. Nefes alıp veriyoruz. Şimdi dinlenebiliriz. Ellerimizi dizlerimizin üstüne koyduk. Dik bir şekilde oturduk. Güzel bir nefes egzersiziyle gevşeyelim. Kollarımızı yanlardan yukarıya doğru kaldırdık ve nefes aldık. Şimdi aşağıya doğru indirdik ve dudaklarımızı büzerek nefes verdik. Bu hareketi 3 defa tekrarlayalım. Kocaman yukarıya kaldırdık ve uzun bir nefesle nefesimizi verdik. Soğuma egzersizleri için biraz germe egzersizlerini de işin içine katabiliriz. Şimdi sağ kolumuzla sol kolumuzun dirseğinden getirerek kolumuzu gövdemize yaklaştırdık. Burada en az 20 saniye duralım ve nefes alıp vermeye devam edelim. Daha sonra aynı hareketi diğer kol ile tekrar edelim. Her hareketi 3-5 defa tekrarlayabilirsiniz. Bu germe egzersizlerini yaparken nefes alıp vermeyi unutmayalım ve 20 saniye aynı pozisyonda bekleyelim. Şimdi dizimizi göğsümüze doğru yaklaştıralım. Ellerimizden destek alalım ve kalçamızı gerelim. Burada da yine 20 saniye bekledik ve nefes alıp vermeye devam ettik. Aynı hareketi daha sonra diğer bacağımızla devam edelim. Bu egzersizleri 3 ile 5 defa 20 saniye boyunca uygulayabilirsiniz. Bir başka soğuma egzersizimiz de oturduğumuz yerde dik bir şekilde yanlara doğru esneyelim. Yani kolumuzu aşağıya yere doğru indirelim. Dengenizi korumaya özen gösterin. Ve eğilmediğiniz tarafınızda hafif bir gerginlik hissi oluşunca burada durun, nefes alıp vermeye devam edin ve 20 saniye bekleyin. Şimdi aynı egzersizi diğer tarafta gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıya doğru eğildiniz ve karşı tarafta hafif bir gerginlik hissettiğiniz yerde durdunuz. Nefes alıp verdiniz ve 20 saniye beklediniz. Şimdi gövdenizi öne doğru eğerek ayaklarınıza doğru yaklaşmaya çalışın. Gidebildiğiniz son noktada bekleyin ve gevşemeye çalışın. Boynunuzu germeyin. Hatta serbest bile bırakabilirsiniz. Burada nefes alıp verin ve 20 saniye durun. Şimdi tekrar dik bir şekilde oturduk. Haydi bakalım, tekrar nefes egzersizi yapalım. Güzel bir nefes aldık, kollarımızı yukarıya kadar kaldırdık ve gevşedik. Tekrar ediyoruz. Ve son kez nefes egzersizimizi tekrar edelim. Bravo, çok iyi bir iş çıkardınız. Kendimizi alkışlayalım.